The city at the heart of the Deerwoods Revolution now seems on the brink of another. Refugees line the streets, homeless and hungry, displaced by Whitewind's legacy, hoping for relief within the city walls, and finding none. Dissidents congregate to protest and to heckle, calling for an end to Animancy and the ouster of their duke. The city's militiamen cast fearful looks as they patrol the streets, their hands trembling at the hilts of their weapons. The capital of a country that had not long ago incinerated a god now appears to be a spark away from sharing the deity's fate. Efendim merhabalar. Pillars of Eternity'de de bazı şeyler boşuna klasik değildir. Hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam edeceğim. En son bir kalenin altındaki yaşlı Watcher'la tanışıp ona ben böyle böyle bir haldeyim abi ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye sormuştum. O da kafayı sıyırtmıştı ama bana demişti ki sen de delireceksin büyük bir ihtimalle ama Defiance Bay şehrinde bir Vodica tapınağı var. O tapınakta da Leden Key diye bir grup var. Bu Leden Key sana bunları yapmış anlattıklarına göre. Belki Leden Key düzeltir seni ama bilemiyorum dedi. Bütün bunları demesi bayağı zaman oldu. Çünkü herifin içinde geçmişte yerlilerle kolonistler arasında geçen savaştan kalan bir sürü pişmanlıkla dolu ruhun aynı anda çeliştiği bir artık hayat denir mi ona bilmiyorum. Bir hayat yaşıyordu adam. Kafayı sıyırtmıştı. Sonunda da bana saldırdı. Ben de onu dövdüm. Sonra da kalenin ruhu bana dedi ki artık bu kale senin. Nereden istersen benimle bağlantıya geçebilirsin. Bu kale artık master sensin dedi. Ben de dedim ki dur master falan. Ben bu Defiance Bay'e nasıl giderim? O da bana kalenin uzun zamandır kullanılmayan güney kapısını açtı. Ben de çıkıp kaleden Cad Nuah'dan Defiance Bay şehrine geldim. Şehrin kapısında birazcık nöbetçilerle konuştum. Demin zaten demoda anlattı. Şehire bir sürü bu Widen's Legacy ve savaş yüzünden bir sürü şey gelmiş. Mülteci gelmiş. Şehirde yabancılarla ve dolu. İç karışıklıklarla dolu. Animancy'ye karşı isyanlar çıkmış durumda şehirde. Bir kargaşa halinde bir şehir Defiance Bay. Girelim bakalım Defiance Bay'e şu Vodica tapınağı hakkında ne olacak? Şimdi Defiance Bay... Cad Nuah şurada. Geldik. Köprüden girdik. Ve Copper Lane adlı distriktine, mahallesine geldik. Copper Lane hakkında bir bilgim yok ama kapıdaki nöbetçiye sordum. Bir Vodica tapınağı varmış bu şehirde dedim. O da bana dedi ki evet şehrin merkezinde First Fires'da dedi. Bir Vodica tapınağı vardı. Orasıdır dedi herhalde. Sanıyorum öyle dedi. Never far from the game. I was around and learned that the temple can be found in a district called First Fires. Demek ki First Fires'a gideceğiz. Şehrin bir takım distriktleri var. Copper Lane, First Fires, Heritage Hill, Ondra's Gift ve Brackenbury. Hatırladığım kadarıyla First Fires şehrin yönetim merkezi, hukumet merkezi, hukumet meydanı. Copper Lane asıl Common Folk'un yaşadığı, pazarların falan kurulduğu asıl şehrin kalbinin attığı yer, Eminönü, çarşı gibi düşünülebilir. Brackenbury, soyluların boyladığının yaşadığı daha üst seviye mahalleler, ideal tepe veya optimal evler tabir edilebilir. Keza Heritage Hill'de öyle, burada da aristokratlar falan yaşıyor. Hatırladığım kadarıyla ama bir problemler vardı burada. Ondra's Gift'te şehrin liman mahallesi. Depolar, gemiler, bilmem neler falan var. Şimdi ben Copper Lane'deyim. Şehrin diğer bölümlerine gitmek için şeyleri açmam gerekecek tabii ama Copper Lane hazır gelmişken şehri de görelim tabii bir yandan. Hafifçe yaralıyız. En son Merevolt'la dövüşümüzden sonra çok da dinlenmeden yola çıktım ben. Çünkü şehre gidelim orada ne yapıyorsak yaparız demiştim. Apar topar çıktım. These animancers have brought divine wrath upon us all. Evet. Bu mülteciler and yet the Duke and his toadies in the Crucible Knights do nothing. Şimdi oyunun doğası gereği bir Dwarf Fighter, bir Human Cleric, bir Elf Wizard ve bir Halfling Rogue her şeye kadirdir. Her settingde, her kural sisteminde çalışırlar iddiasında olduğum için. Burada sadece plotun bana söylediği şeyleri yapacağım. Çok fazla şey burnumu sokmadan bu oyunu oynayacağım. Böylece de level'da ve curve'de çok öne geçmeyeceğim. Kural setindeyim ben.
Bu yüzden de o taboka karışmak istemiyorum. Belli ki Wise Van Legacy yüzünden şehre gelen bir sürü mülteci ve onları gaza getiren, Animancy'ye karşı kışkırtan bazı adamlar ve bu yüzden de gergin bazı Justiciar, Crucible Knight'lar var. Şehirde düzeni korumakla görevli. Ben o taboka karışmama şeyimden devam ediyorum. Copper Lane böyle bir yer. Goose and Fox burası Han. Burada bir gece kalalım zaten biz. Gece gece geldik şehre. Brackenbury yolu. Catacombs. First Fires'a gidiş buradan. Hall of Revealed Mysteries. Scrivener's Dormitory. Lumdala's House. Purnik's House. Then Expedition olan. Ha, burayı bilmiyorum. Bak mesela plot beni buraya götürebilir. Emin değilim ama Marketplace. Han. Marketplace. Ve First Fires yolu bize açılıyor. Ben bir Han'a uğrayayım. Goose and Fox'a bir gidelim bakalım. Bir dinleyelim. Bir yerleşelim. Nasıl bir yer? Böyle bir yer. Şehrin mimarisi biraz kendi ilginç. Kendine özgü bir yer. Goose and Fox'a girin bakalım. Geldik bakalım. Böyle bir Han. Goose and Fox. Etliye sütliye karışmaksızın. Yatmadan önce yapmamız gereken bir şey var mı bilmiyorum. Önce Marketplace'e gitmemize gerek var mı? Onu da bilmiyorum. Sabah gideriz ya. Gecenin körü. Gecenin körü oldu. Biz Bishop mu? Buranın sahibi sen misin Bishop? Refreshments. Leave the place. Adventurer filan. Abi nasıl yemek memek ne satıyorsun? Ha bütün yemekler var ama bayağı pahalı galiba ya. Ya ale var mı ale? Bu bizim Tordek çok ale içiyor. Ale yok. Biz ale yapmayı bilmiyoruz. Camping supply'ın bir tane eksik ama 3 tane idare eder. Yemekler biraz daha pahalı galiba köydekinden. Biraz daha pahalı galiba. Şimdi satış matış için marketplace'e gideceğiz. Bakacağız tabii ama. Başka ne var? Balık var. Peynir var. Bira var. Şu var bu var. Peki. Şu anda bir şey almayacağım. Tekrar bakarım. Ale arıyorum. Ale çok önemli Tordek için. Bir de odalarınız var. Odalara para harcamayacağız. Kararımızda devam etmek istiyorum. Intellect Lore, Perception Resolve. Çok güzel tabii ama bu 120'ler 120'ler birikir. Gelir tırmalar. O yüzden hanlarda biz samanlıklarda, common roomlarda filan falan yatıyoruz. Kararımız öyleydi. Ama bu yüzden bu arada da Camping Supplies'a da para vermek saçma. Çünkü 75 para istiyorlar Camping Supplies'a. Bir tane kampı buraya sayıp 50 para fazla verip Perception Resolve almayı düşünüyorum şu anda. Çünkü onu da kendi yaptığım kampa buna 75 para vereceğim. Survival'ımız hala kadar yüksek değil. E geldik ya şehre yeni geldik. Merchant's Day en pahalısı da değil. En ucuzu Common Room'dan. Common Room bedava değil. E pek. Bize abi Perception ve Resolve verir misin? Nasıl bir han burası? Gilded Vale'deki hanın aynısı burası. O neydi? Black Hound muydu? Bu da Goose and Fox. Pekala. Abi Copper Lane, Goose and Fox. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Yemek memek istemiyoruz. Önce bir şehre gelmiş olmanın getirdiği Marketplace'i görelim. Bakalım Marketplace'de ne olacak? Marketplace kuzeyde dedi. Şurada dedi. Bu da böyle forum gibi bir yerleri falan var. İnsanlar bayağı kalabalık ortalık. Şimdi ben buralarda hep quest veren, küçük küçük side quest veren adamlar var ama benim işim başımdan aşkın. Sizin side questlerinizle falan uğraşamayacağım. Burada bir şey var. Çığırtkan bir şeyler söylüyor falan. Marketplace'iniz burası mı abi? Justiciar, Commoner, Great Storm, Igrun, Narmer, Lora. Bunlar tezgahçı galiba. Sen yemek satıyorsun sanıyorum. Well met friend. Merhaba abi, merhaba. Evet, her türlü yiyecek et var. Grain, camping supplies, sende de ale yok. Ara sıra ale doldurmaya Gilded Vale'e mi gideceğiz? Ne yapacağız? Belki başka şeylerde vardır. Başka hanlarda vardır. Bakalım Laura sen necisin? Take your time traveler. If you are looking for enchanted scrolls or garb, you have come to the right place. Peki, magic eğitimler. Seal of Fate, para. Paralar. Only usable by priest artı... Oha! İlk 3 level'dan oha. Çok para. Ama çok güçlü. Priest'te ilk 3 level'dan birer spell daha. Güzel. Tel'dan Ring. Wizard'da 2 tane 2. level, 1 tane 4. level spell. Güzel. Bu bir de yarı fiyatına. Bunun. 4. level spell tabii yapamıyoruz ama bu da güzel.
Bunun dışında Scroll of Defense, Scroll of Protection. Bunlar güzel ama bunları kendimiz yazmamız lazım. Bu arada biz 4. level olduk galiba. Scroll, her türlü item şey, enchantment ingredient'ı falan. Güzel bunlar. Ona da bakmak lazım. Biz tamam, bakacağım sana Laura. Sen silahçısın sanıyorum. İyi. Hail and well met. Come to take a look. You won't find a finer collection of armor and weaponry in Defiance Bay. Outside Sonild's, of course. Sonild. Sonild. Sonild nerede? She operates in the Expedition Hall. Sells the best equipment in the city, but Venon keeps her on a short leash. Ha, tamam. Keeps her fine inventory reserved for chartered expeditionists, members of the dozens and anyone else he takes a liking to. Peki. Tamam, eğer Expedition Hall'da bir işimiz yok. Eğer plot bizi oralara götürürse bakarız ama galiba bu Dozens, o Expedition Hall'u yöneten şehrin böyle ayak takımı ama bir yandan da sokakların efendileri falan gibi adamlar. O heriflerle aran iyi olursa diyor, Sonild miydi? Sonild'den bir şeyler alırsın diyor. Sende ne var abi? Longbow. Kullananımız yok. Lady's Hand. Yaralıyken daha ekürit olurum. Graze'leri hiç de çeviririm. Fine'im. Güzel bir scepter'sın ama hani. Bu bir pike mı? Pike kullanan adamımız yok. Bu bir Warhammer. Warhammer kullanan kimse yok. Yani Thordekin henüz bir specialty'si yok. Belki de hiçbir zaman olmayacak ama Hammer. Bir tane var mesela. Düşünülebilir. Nedir Hammer? Oo, artı bir enemies engage. Güzel. Kriti çarparım diyor. Bu Hammer'ın özelliği herhalde. Crush ya da Pierce iki tarafında kullanıyor. O da güzel. Kılıcın şey olanı. Abi bu fine bir Hammer ve bir kişiyi daha engage ettiriyor. Aslında Thordekin rolüne yakışıyor tabi. Onun dışında silahlar, crossbowlar. Pistolün var mı? Var. 1500 para. Yok abi. Düşer bir yerden o zaman kullanırım. Gerçi aldığım şeyi ben. Rufian talentini aldım. Pike's Pride. Unique medium armor. Bir scale mail. Will arttıran. Stun ve knockdown duration'ları kısaltan. Güzeldir ha. Ben scale mail'deki çok gözüm var. Hızlı ama bu da iyi bir zırh. Stun, knockdown duration, will, bu güzel bir zırh. Para da çok fazla pahalı da değil. Bu güzel zırh. Daha fine bile değil. Bu fine mine de yapabiliriz. Düşünelim onu. Pike's Pride'i düşünelim. Dunrid Demon. Oo. Artık intellect güzel. Çok para. Artık intellect için tabii hani. Güzel de Pry Bar. Benim evde Pry Bar yok galiba. Benim evde Pry Bar var mı? Var. Rope and Hook da var. Driver'ım varmış. Yalnız burada Winged Helm buldum. Sanıyorum Thordek böyle bir şey giyiyor. Thordek'in bir kafasına bakayım ya da Plumed. Onlardan birini 75 para ama alınabilir. Alınabilir. Başka bir şey yok. Şu Thordek'in resmini bana bir daha gösterir misin? Winged değil. Bu bayağı Skullcap. Ona benzeyen neyin var abi? Thordek gel bak bak. Thordek şu anda Brigand'in giyiyorsun değil mi sen? Abi şunlardan birini beğendin mi? Bu kadar parayı Han'a vermiyoruz. Nazal helm. Ha, bu galiba Thordekin helmi. Evet 75 para. Olabilir. Plumed da olabilir. Onun da nazal tarafı var. Evet buradan satacağımız ne var? Şuna bir bakalım abi. Biz bir şeyler satacağız tabii. Miali senin spell durumuna göre Ludrana. Bu bize yolda saldıran iki paladin bir wizard vardı. Onların wizard olanı. Şu necrotic lens'i beğenmiştim. Burning Hands'te bir fikir diyordum. Bunlar birinci level 100, ikinci level 200. Burada 300 para istiyor. Bu Fetid Kalesi beğenmemiştim. Bu kitabı satabiliyorum galiba sana. Kaç paraya alıyorsun abi bu kitabı? 100 paraya alıyorsun. Yani birinci level spellini bedavaya getiriyorsun. Peki. Hail and well met. Aman. Diğeri de Merwold'un kitabı. Burada da Burning Hands var. Shield var. Bu nasıl çalışıyordu? Ha bu içtiğimiz potion'a benziyor. Benziyor derken onun spell'i. Corrosive Siphon. Four AOE. Drain ederim. AOE drain eder. Ben iyileşirim.
İlginç ama bize yaptı Osmeli. Yap ya da yapamadı bilmiyorum. Yapmaya çalışıyordu. Bulwark Against the Elements. Kestra Elemental Damage Reduction. Güzel spell. Güzel spell. Şimdi ve Fireball. Puff diye Fireball atarım. Şimdi burada şey de Burning Hands olduğuna göre şöyle bir şey düşünülebilir. Sen şunu alalım. Burning Hands burada da var. Bunu istemiyorum. Burada sadece Necrotic Lens var. Şu 200 parayı versem, yüzünü sonra kitabı satsam, yüzünü geri alacağım. Ve bu kitaptan kurtulacağım. Peki hadi Mieli. Necrotic Lens'i öğren. Öğrendin. Sonra şimdi bu herife de satılmaz. Ayıptır. Neredesin yes. Mieli? Şurada büyücü bir kadın var. Bak klerikle wizard gelmiş büyücüyle konuşuyorlar. Magic itemciyle. Şunu al. Gilded Veil'de bunu yapmadım. Ben aslında bu tür oyunlar oynarken bunu yaparım. Her şeyi relevant adama yes. satarım. Böylece ortalık çerçöp olmaz. Şimdi Mieli diğerlerine para harcamayacağım. Zaten Fireball'u yapamıyorsun. Şunları kitaba yazmakta şu anda kararsızım. Sen bu Necrotic Lens'i yapabiliyor musun şu anda? Bunu da koy grimuara. Ghost Blades, Minor Missiles. Ha, bunların ikisine birden ihtiyacın yok senin. Şunu bırak, Silicon al. Bu zaten açılış setup'ın. Bununla başlamıştın. Onun üzerine sadece Mineratas Minor Missiles öğrendin. Bir de ikinci level spell'leri öğrendin. Area Confusion, Area Blindness. Buna hala bilmiyorum. Accuracy nasıl çalışıyor? Benim basic accuracy'm kaç? Mieli'nin accuracy'si kaç? Burada accuracy diye bir şey var mı? Yani 7 değil herhalde. Primary 33. Ben şuradan çıkabilir. 20, 27. Ha tamam. 33. Perception'dan ve level'dan. Demek ki 33. Tamam. Necrotic Lens ne diyor şimdi? Accuracy versus Fortitude. Ha, Fortitude'u yüksek adamlara değil, düşük adamlara atınca iyi damage vuruyor çünkü. Şunu bir vuruyor 35-45, sonra 30 daha vuruyor 6 saniye. Saniyede 5 damage daha vuruyor. Güzel damage vuruyor. Learn spell mi? Ben bu spell'i biliyorum abi. Learn ne demek ya? Learn spell ne demek abi? Şunu bir save edip deneyeceğim. Learn spell ne demek? Gitti. Save edici gitti. Gitti mi? Gitti. Tamam. Zaten learned. Şimdi sana bir sürü mal satacağız abi. Tordek. Şu zırh konusunda kararsızım. Benim zırhımla ilgili bir dakika sana gelmeden önce şuradan bakalım. Ben şu anda padded armor giyiyorum. Padded armor'la clothing'i compare edeyim. 4 damage reduction karşılığında %20 leather armor'ı satacağım. Leather armor'ı giymeyeceğim herhalde. Padded mıdır, clothing midir de karar vermeye çalışıyorum. Garip bir leather armor çıkarsa bakarım. Tordek sen bu yanar dönerli kılıcı aldın eline. Dolayısıyla fine sword'a ihtiyacın yok. Büyük kalkan kullanmak istemiyorum dedim. Yani aslında şey de ya abi tuhitimi düşürüyor büyük kalkan. Tuhitimi düşürüyor. İstemiyorum büyük kalkan. Bu hatchet'a da herhalde gerek yok. Zaten bir yanar döneri yok. Yanar dönerli kılıcım var elinde. Onu kullanırsın. Senin Jozan bu tekellik flail mi Morningstar mı kararında hala şeyim. En son kombatta tekellik flail'de beni şaşırttığını ve makul damage'ler vurduğunu hatırlıyorum. Biraz daha vur. Sonrasına bakacağım. Böyle kal. Mieli sende bir şey yok. O zaman elimizde ne varsa satın şu herife. Daha doğrusu depoda ne varsa. Wolfskin. Bu ne? Scrolled Leather. Fulvano'ya yazılan mektup 0 gold. Bu ne? Ludrana'nın emirleri. O Defiance Bey'den Defiance Bey'e yaklaşma diyordu o. Defiance Bey'e gitme diyordu. Kolsun adamları bilmem ne. O tarafını bilemedik. Yani henüz bir ipucu da yok onunla ilgili. Bize niye saldırdıklarını bilmiyorum. Bir sürü taşlar. Onlara bakmayacağız. Şurada bu nedir? Minor Endurance Scroll'u. Bunu kısa satarsınız. Bu herife bu Gold Rod Chew'ları satabiliriz. Bu kafalıkları istemiyoruz. Bunları da istemiyoruz dedik.
fine bir kılıç al abi şunları. Sana 450 gold vereceğim bana. Tordek, kafandakini galiba satamıyorum ama bu 75'i deneyeceğim abi. Deneyeceğim. Plume'un nazal mı daha çok yakışıyor için de save edip bakacağım. Çünkü 75 para boşuna vermek istemiyorum. Şunu çıkart abi kafadan. Bu saçmalığı. Hail and well met. Al bunu. Sen bunu al abi. Bana başka bir helmet versene. 10 gold saydı bu, değil mi? 75 gold istiyor bir helmet. Cimri oynamak çok iyi. Bence Tordek'in kafasındaki şey plumed değil. Resimdeki nazal. O yüzden nazal alıyorum. Test ediyorum. Agreed. Tamam abi. Fotoğraftaki herif oldu. Plume'a gerek yok. Zaten plume bir şeydi yani. Değil. Tamam. Tordek fotoğrafına benzedi. Jozan'ın kafasında zaten büyük helmeti ona vermiştik. Onun adı neydi? Saint bir şey. Pilgrim's Last Vigil. Ha. Hacı Baba'nın takkesi. Adı verilen takkeyi takıyor. Şimdi kaç paranız oldu sizin? 822. Peki. Abi yemek memek falan uğraşmayacağım. İyileştik ettik. Üstümüzde şey var. Merchant's Resting bonus var. Şu kıza bir şey satacaktık. Bir tane scroll vardı. Onu satın o kıza. Ya kaç para bilmiyorum ama 20 para. İyi yani, bunlar hep para. Kullanmayacağın şeyleri sat. Başka bir şey yok herhalde. Şu andaki durumda Lidda Scimitar Club kullanıyor. Scimitar çok değiştirmişti demeci. Daha iyi bir şey bular. O stiletto var Gilded Veil'de. Hala aklımda o. Düşünüyorum. Kılıç kalkan. Brigandin Armor'dan burada kuşkuluyuz. Ama şu slash ve pierce koruyan blunting belt'i almıştık. Brigandin de kendisi bludgeoning'e karşı koruyordu. Şu anda iyi bir durumda bu adam. 10, 15, 13, 15 filan gibi iyi bir durumda. Deneyeceğiz. Jozan belirsiz, Miali belirli. Bir de scroll'umuz var. O zaman first phase'e gidip en son olarak da bir Woodica kimdir abi? Woodica kimdir? Nerede bu Cyclopedia? Deities, Woodica. Bir Woodica tapınağı ve Woodica'ya inanan bir tarikat var. Goddess of Justice, Law, Oaths, Promises, Rulership, Vengeance, Memory and Hierarchies. Depicted as an old noblewoman bearing a broken crown upon her head. Said to have been once ruled over the other gods but has since been overthrown. Justice, Law, Promises, Rulership, Vengeance. İlginç bir tanrıçaymış, tanrıça. Bir zamanlar herkesin tepesindeymiş ama onu oradan indirmişler. Pekala, bir Woodica tapınağı. Şuradan First Wise'a gidiliyor. Oradan First Wise'a gidelim. Woodica'nın tapınağını bulalım. Bu arada göre göre gidelim. Bilmediğimiz yerlerdeyiz aslında. Bir şey olursa herhalde söyler ama. Ne bu? Herkes sokaklarda içiyor filan. Bu nasıl bir şehir abi bu? Sokaklarda ayyaşlar. Bir şeyler. Selamünaleyküm. Buradan mı gidiliyor abi First Wise'a? Evet. Gidelim bakalım. Geldik First Fires diyor. First Fires böyle bir yer. Ducal Palace. Temple of Woodica. Brackenbury yolu. Crucible Knight'ların kalesi. Ondras Gift'e gidiş. Valiant Embassy. Valyalı'nın embassy heritage ile. Ha, gelmişken şuraları birer kere tıklayın ha. Şunları birer kere tıklayalım çıkmadan. Buradan da şehrin her yerine istediğimiz yerden gidebiliyor olalım. Önce tabi Temple of Woodica. Gelin bakalım. Ağaçlar mı? Burada bir şey var. Bu ne? Saint Gairan's Horn. Saint Gairan'ı tanımıyorum. Yıkılmış bir kule. Burası Philadelphia'sı bunların bildiğim kadarıyla. Aydır'dan bağımsızlıklarını ilan ederlerken burada başlamış. O yüzden adı Defiance. Nereye gidiyor? The stones of this ancient tower have been blackened by centuries old fires, surrounded by a patch of wildflowers. It looks like a memorial. Ama neyin memorial'ı bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Burada bir yerde bir Woodica tapınağı varmış. Ha, burada bir ot var. Onu gördüm. Onu aldım.
Şehire gelip ot toplamak çok iyi. Kırdan geldik ama kırda toplamadık, şehirde ot topluyoruz. Admets wird regularly should be allowed to attend the hearings. You know there's not enough space in there. Dükle konuşmak istiyorlar. İnsanlar regular folk ama regular folk kelimesinden anlamanız gerekiyordu. Burası mıdır Temple of Vodica? Evet. Yıkık burası. Praise to the exiled queen. May her crown be restored and her justice prevail. Come to pay your respects to the queen that was. That was exiled. A ghost hovers in the middle of the ruin, reciting blessings and prayers. Even as the spirit's form shifts and swirls, it retains the face of an elderly man and robes that mark wealth and status. It turns to you. Hayalet. Şey, yıkık tapınak. I was told I'd find the Temple of Vodica here. And so you did. These savage colonists may have burned it down, but worship of the Oathbinder is alive and well. These stairs lead to the main sanctum. What stairs? These stairs, of course. The sanctum was always below ground, adjacent to the catacombs, so it wasn't destroyed by the fires. The ghost gestures to an impassable pile of rubble. Like the rest of the ruin, it seems to have remained untouched for over a century. Üstüne yıkılmış, alt kata, catacombs. Tell me where I'd find an entrance to these catacombs. There are various entrances throughout Defiance Bay, but I dare say the easiest to reach is in Copper Lane. I haven't been to that part of town in ages, but as I recall, it's somewhere near the southern gate. Evet. It's truly a pity to see what the locals have done to Vodica's house of worship. Yani bir şey yapmamışlar aslında. Sorun o bana, ben öyle görüyorum abi. Bir şey yapmışlar değil de hiçbir şey yapmadıkları için olmuş. Abi, Vodica, who are you? What are you doing? I'd like to know more about Vodica. I'd like to know more about Vodica. Madem düşmanlarım Vodica ile iç içeler. A queen among the gods. She oversees laws and oaths. Everything has a rightful place, and Vodica watches over them all. Of course, not everyone accepts this. Even among the other gods, her authority is questioned. But Vodica is also goddess of memory and vengeance. And she remembers. She'll remember every slight and trespass when she reclaims her throne. Hmm. Exile diyor. Sen kimsin? Who are you? Lord Ardwellan Rugform III, and pleased to make your acquaintance. I came to the Deerwood on one of the first ships from Adia. And unlike the yokels and hut dwellers around here, I still keep to the old ways. Evet. What are you doing? Worshipping Vodica, the exiled queen and oathbinder. I come every day to offer my devotion. I'd love nothing more than to book passage back to Adia, but it is my emperor's wish that I serve in these barbaric lands. And so I do. Evet. Hiç karıştırma abi, ghost'un, boss'un. Adamın belli bir düzeni var. Kendince bir hayatı var. Geliyor buraya, dua ediyor. Abi, goodbye. Never far from the queen. The Temple of Vodica is in ruins, above ground at least. A half-buried staircase indicates there is more to the temple below ground, although this staircase is inaccessible to me. It's possible that there is another way in. An old spirit haunting the temple told me about an alternate entrance through the catacombs. He said it should be near the southern gate of the Copper Lane district. Onu gördüm, catacombs yazıyordu Copper Lane'de. Tamam, Copper Lane'e gidip katakomlara gireceğiz ama önce şu diğer mahallelerin çıkışlarını açalım. Burası Crucible Knights'ın kalesi. Şu anda onlarla bir işim yok. Burası Brackenbury yolu. Tamam, gitmeyeceğiz abi. Diğerlerini de açalım. Hepsi açıldı. Şu anda şehrin bütün mahallelerine istediğim zaman gidebiliyorum. Güzel.
O zaman Copperlane'e gidelim biz, şu katakombs'u bulalım. 15 dakikada gidersin diyorsun. Gidelim bakalım abi. Buradan girdik. Katakombs yani şurada, evet. Southern Gate burası. Şurası mı Southern Gate? World Map'mi şurası. Şimdi şurada katakombs'a giriş var. Temple of Vodica'nın alt katları deriz. Aa bak, burayı sanki hatırlıyor gibiyim. Bu adam galiba katakombs'un içinden bana bir quest veriyordu. Hazırda katakombs'a gidiyorum. Zaten gideceğim yere quest veren biriyle karşılaşırsam demiştim. Ver bakayım quest'i. This elderly man paces back and forth, taking short hobbled steps. His gaze is distant and beneath it are the dark rings of many restless nights. He appears to be having a conversation with someone who isn't there. Olur öyle abi, bana da oluyor. Bana da oluyor. Alışırsın. Dalton. And the way you fought, cutting down two at a time, we shared quite a victory, you and I. Who are you talking to? The man looks up at you, startled. My, oh, by the flame. For just one moment, I thought I heard her. He puts a hand on his chest, catching his breath. What troubles you? Just the memories of my youth in the Nordwatch Rangers. Trials and adventures from a lifetime ago. He shakes his head. Of late, the memory of lost battles and fallen friends has been especially vivid. Tell me about these memories. It's been nearly 60 years. We were known throughout the Deerwood then. We thought we'd adventure together forever, collecting coppers and inspiring songs. The wrinkles around his eyes deepen. That was until we faced Helig of Tain. He was a wizard whose experiments in necromancy left a trail of bodies, some reanimated, from Solace Vale to Midwood. We tracked him as he fled toward the Valian Republics, catching him just west of the Lake of Drowned Tombs. We were fools. Seasoned as we were not prepared for his foul magic. Our numbers were nothing against his power. Büyücüyü yakaladın, aferin. A wiser man would have ordered a retreat, not me. By some curse of the gods, I was knocked out, and when I awoke, my rangers, my Rowena, they were all dead. He holds empty air in his arms. And now you hear this woman's voice. I know this sounds like an old man's madness, but I hear her. A voice just over my shoulder calling to me in my dreams. At night, I see her wandering the catacombs beneath the city, trying to escape. Foolish as it sounds, I can shake the idea that she's somehow down there waiting for me. I've even ventured below, though it damn near cost me my life. He hesitates. Were I half the warrior I was in my youth, I'd search every grave and rat hole. As it is, I'm stuck with this feeble body and the agonizing notion that my love is somehow down there, beyond my help. I'll search the catacombs for a sign of Rowena diyeceğim. Çünkü bu adam gerçekten o sesleri duyduğunu düşünüyorum. Herkes anlamaz seni Dalton, ama ben seni anlıyorum. Tears spring to the old man's eyes. There is an entrance just southwest here on the other side of the canal. Okay. He sniffs and wipes his eyes. You are truly a gift from the gods. If there is anything you can find of her. A voice from the past. Today I met Dalton, a retired adventurer in Copperlane. He's been hearing the voice of Rowena, his lover and comrade who died at his side almost 60 years ago. In his dreams, she wanders the catacombs beneath the city. He's asked me to venture down there to search for her. Dalton told me of an entrance to the catacombs in the southwest corner of Copperlane. I'll need to find it if I am to search for Rowena. Peki, benim de yolum orayaydı. Yaşlı Dalton, sana yardım etmeye çalışacağım. Çünkü sana inandım. Sen kimsin Justiciar? Burada bir yerde, şurada. Katakomplar, Skinflint. Katakomplara giriyorum arkadaşlar. Var mı eksik bir şeyimiz? Yoksa hem Rowena'yı hem de Vodica tapınağının kalıntılarını bulacağız. Hadi bakalım.